Son seansa karşınızdayız. Son seansta bugün Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz'le birlikte olacağız. Çünkü Doçent Doktor Hakkı Öztürk dün seçim yayını dolayısıyla geç saatlere kadar buradaydı, stüdyomuzdaydı. Bugün Profesör Dündar Murat Demiröz'le birlikte konuşacağız. Elbette seçimleri konuşacağız. Çünkü seçimlerde büyük bir paradigma değişimi ortaya çıktı. Bu paradigma değişimiyle Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti oldu. Elbette 1977 yılındaki o muhteşem başarısının hala gerisinde olmakla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık iktidarına son verebilme noktasına doğru gelmiş durumda. Bunu konuşacağız çünkü hem uluslararası sermaye çevreleri, fon kuruluşları ve uluslararası bankalar nezdinde Türkiye'deki bu değişim son derece önemli ve yakından takip ediliyor. Acaba ne gibi yansımalar olacak? Siyasetteki bu dönüşüm Türkiye ekonomisinin dönüşümüne ne tür bir katkıda bulunabilir ya da herhangi bir katkısı olabilir mi diye soracağız. Bugün İstanbul Ticaret Odası'nın Mart ayı tüketici fiyat endeksi, perakende fiyat endeksi geldi. 3.93 aylık bazda artış, yıllık bazda da %78.25'lik artıştan bahsediyoruz. 3 Mart Nisan çarşamba günü bildiğiniz gibi TÜİK'in enflasyon rakamı gelecek. Muhtemelen enflasyon rakamı %70'in üzerinde seyredecek. Geçtiğimiz programda dile getirmiştik. Bunu değerlendireceğiz. Yani enflasyonda hala yukarı yön seyrediyor diyebiliriz. Ayrıca bugün konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de açlık sınırı. Türk İş'in açıkladığı Mart ayı açlık sınırında 4 kişilik bir ailenin, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin beslenebilmesi için, sadece beslenebilmesi için, hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu para miktarı 16.792 lira. Asgari ücrette 17.002 lira. Dolayısıyla asgari ücrete geldi, dayandı. Yani asgari ücrette şu anda açlık sınırı arasındaki makas tamamen kapanmış durumda. Bir ay sonra bu makasın yukarıya doğru gittiğini göreceğiz. Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. Yoksulluk sınırında 54.000 liranın üzerindeyiz. Bunu da ayrıca tartışacağız. Bir kişilik bir işçinin, bir çalışanın yaşama maliyeti, tek başına yaşama maliyeti de 21.831 lira. Hayatın giderek zorlaştığı bir evreden geçiyoruz. Zaten şu anda karşı karşıya bulunduğumuz durum da bundan ibaret. Enflasyon kontrol altına alınamadığı için bugün seçim başarısızlığı ortaya çıkmış durumda. Bütün dünyanın aslında şaşkınlıkla karşıladığı, hatta biraz hayret ettiği bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık iktidarını bu kadar yakından tehdit eden bir muhalefet partisi olmamıştı. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi bu tehdit seviyesine kadar gelmiş durumda ve önümüzdeki süreçte yapılacak herhangi bir seçimde yeniden birinci parti olması, yani merkezi hükümeti de ele geçirmesi durumunda paradigmanın tamamen değişebileceğini düşünebiliriz. Bu şu anda uluslararası yorumcular, uluslararası fon yöneticileri, uluslararası bankalar tarafından dikkatle takip edilen bir süreç ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreci pek çok batılı medya organı da hayret ve şaşkınlıkla karşıladığını belirtiyor. Bunları konuşacağız öncelikli olarak ve Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz'e dönüyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ali Bey. Biz dün sabaha kadar seçim yayınlarındaydık. Evet, tabii siz ben de televizyondan takip ettiniz. Televizyon başında takip ettiniz. Nasıl gördünüz? Yani hem genel havayı anlatmanızı rica ediyorum. Sonra bugünkü duruma geleceğiz. Yani bugün karşı karşıya bulduğumuz bu sonucu ayrıca değerlendirmenizi Ali isteyeceğim. Ali Bey, Ankara'yı Mansur Bey'in alacağı, Mansur Yavaş'ın alacağı %99 zaten garantiydi. Belliydi, İlk 15-20 evet. günde. Ama İstanbul seçimi, benim kendi kanaatimi söyleyeyim, burada çok da bundan bahsetmedik, hiç belediye seçiminden Doğru. bahsetmedik. Ama benim kendi kanaatim, ben Ekrem Başkan'ı takip ettim şeyleri her akşam, bütün mitinglerini seyrettim. Kazanmaması çok büyük sürpriz olurdu. Yani kazanması garanti gibiydi. Ahalinin verdiği, milletin verdiği tepki, ona karşı duyduğu sevgiyi gözlerinizde görüyorsunuz. Evet.
Bir lider olarak liderlik karizması var, konuşması. Ama benim beklemediğim İstanbul'da bu kadar çok büyük ilçe belediyesinin alınması. Büyük bir fark. Ve aynı zamanda Türkiye'de birinci parti olması. 37.7 beni şaşırtan o oldu. Evet. Yoksa İstanbul'u, Ankara'yı, büyük şehirleri alacaklarını tahmin ediyordum. Bir ihtimal ya 50-50 alır da alamaz da diyordum büyükşehir belediyenin şeyini, meclisinde çoğunluğu alıp alamayacağından emin değildim ama büyükşehir belediyeyi alır diye düşünüyordum. Ama birinci parti olması çok büyük bir şok oldu bende de. Yani olumlu bir şok tabii. Yani 30 sene, 40 sene aynı partinin iktidarı çok da iyi bir şey değil. Evet. Arada bir değişim olması lazım ki her taraf kendini yenilesin. Hem iktidar hem muhalefet. Bu böyledir. Demokrasinin güzelliği burada. Bir dönem bir iktidar, bir parti iktidar olur. Ertesi dönemde muhalefet olur. Muhalefette de muhalefet kendini yenileme yeridir. CHP'nin kendini yenilemesi uzun sürdü. Evet. Bu da neden? Şimdi 2023 seçimlerinde ben burada bir ilk önce geçen 15 gün önce sizle konuşmuştuk. AK Parti'yi ANAP'a benzetmiştim. Evet, doğru. Mehmet Şimşek bu önlemleri almazsa, ekonomik önlemleri almazsa ve enflasyona gem vuramazsa demiştik. Bir ANAP örneği var önümüzde. AK Parti'nin sonu ANAP gibi olur demiştik. Evet. Nitekim bu seçimlerde 89 seçimlerine çok benziyor. Ama 89 seçimleri SHP'ye, o dönemki adıyla Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye yaradı mı? Yaramadı. O seçim başarısı aynı zamanda SHP'nin çökmesinin de sebebi oldu. Değil mi? Tabii. Bir daha da o şeye ulaşamadı ta ki düne kadar. Şimdi bu seçim başarısı önemli bir başarı. Türkiye'de CHP'yi birinci parti konumuna getirdi. Özgür Özel'i şu anda Türkiye'nin açık ara en önde lideri olarak görüyoruz. Yani Tayyip Erdoğan ikinci duruma düştü. Evet. Tamam, Cumhurbaşkanı olarak, o makam olarak üstte Sayın Cumhurbaşkanı da siyaset olarak iki numarada. Cumhuriyet Halk Partisi bir numara şu anda. Evet. AK Parti iki numara. Dolayısıyla bu duruma düşüren bir CHP var. Peki bu CHP'nin sürekli kazanacağı anlamına mı geliyor? Hayır, daha yeni başlıyor. CHP'nin kırması gereken bir sürü problem vardı. Bunların bir kısmını hallettiler. 2023 seçimlerinde biz burada konuşmuştuk. Ahu Hanım, siz, Hakan Çınar Hoca bir grup şey yapmıştık. Tam da sessiz caz çağına. Niye kaybetti bu kadar altılı masa bilmem toplamışlar, bütün muhalefet bir araya gelmiş. Niye kaybetti? Üç tane şey siyasette önemli bu. Bunların lider, teşkilat, doktrin. Bunun amacı, bu üçünün amacı, birlikte olmasının amacı vatandaşı ikna edebilmek. Evet. Ve kendi görüşünüzün, kendi politikalarınızın doğru olduğuna vatandaşı ikna edip oyunu alabilmek. Şimdi bunu yapabilmek için teşkilatın çok sağlam olması lazım. Adım adım adam markajıyla sahada mücadele etmesi lazım. Bir sağlam doktrininizin olması lazım. Doktrin dediğimiz düşünce, ideoloji, bakış açısı, tabii, dünya görüşünüzün olması lazım. Hiçbir dünya görüşü olmayan bir parti başarılı olamaz uzun dönemde. Kısa geçici başarıları olur ama bir dünya görüşünün olması lazım. Bunun sağlam bir teşkilat olması lazım, bir de karizmatik lideri olması lazım. Olmazsa olmaz, özellikle bizim gibi Akdeniz toplumlarında. Şimdi lider Kemal Bey iyi adam, hoş adam. Ben de çok saygı duyarım kendisine, severim de. Ama bildiğimiz anlamda bir lider karizmasına sahip değil. Aurası yok. Evet. Teşkilat, yamalı bohça gibi altı partinin teşkilatı. Bütün yük CHP'ye bindi. CHP'nin içinde de tam çalışma olmadı zaten. Doğru. Yani o şey yaratılamadı, ambiyans yaratılamadı. Malı çalışma olmadı. Tabii. Diğer altı partide Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle dört dönüm bostan, yan gel yat Osman misali takıldılar. Biraz iyi parti evet, çalıştı. Doğru. O kadar. Gerçekten diğerlerinin katkısı marjinal seviyede yok, bile yani yok. Zaten kendilerine katkıları yok ki ittifaka şu anda 0.3-0.4 gibi oylar aldılar bu seçimde. Doktrin desen, doktrin zaten yamalı bohça gibi. Öyle bir şey olmaz. Yani tabii, bir tarafta İslamcılar, bir tarafta sosyal demokratlar, milliyetçiler. Olacak şey. Yani olacak. Aynen. Şimdi o tutmaması çok makuldü. Şimdi ne oldu? Şimdi tek başına CHP, bakın 20 senedir
AK Parti'den sağdan oy alabilmek için ta Deniz Baykal döneminden beri CHP'liler ne yapıyorlardı? Sosyal demokrat kelimesini kullanmıyorlardı. Evet. Halkçı kelimesini kullanmıyorlardı. Atatürk demiyorlardı. Bir adam çıktı, adam şeylerde, pazarda, çarşıda insanlarla konuşurken anacığım, teyzeciğim sen bana oy verme, sen bana dua et diyor. Tabii. Şimdi böyle içten samimi, esnafla ilişkisi, ahaliyle ilişkisi çok sıcak ve bıkmıyor. Sürekli bir şeyin peşine düştüğü vakit sürekli onun o amaca ulaşmak için çalışan ısrarcı da bir adam. Şimdi böyle bir adam ne kullanıyor? Dikkat edin, seçimlerde ben takip ettim. Biz halkçı belediyeyiz diyor. Evet. Sosyal demokratız diyor, Atatürkçüyüz diyor. Cumhuriyetçiyiz diyor. Cumhuriyetçiyiz, bunlara vurgu yapıyor. Tabii. Yani hiçbir sosyal demokrat belediye adayı veya milletvekili adayı bunlara CHP'den son 20 yıldır bu kelimeleri kullanmazken, hatta saha açılım yapacağız, oraya açılım, buraya açılım yapacağız derken, kendi doktrinini kaybetmişken, tekrar bir fikri tazelenme yakaladı doktrinde, modern ama bir şekilde. Doğru. Yani elitist böyle bir şeyle bakış açısıyla değil, üstten bir bakış açısıyla değil, kurucu ideolojiyi geniş yığınlara yayacak bir şekilde, bir şeyle, retorikle getirdiler bunu. Teşkilat deseniz, sadece İmamoğlu değil, Özgür Özel de öyle, bütün belediye başkan adayları, teşkilat çok canla başla çalıştı. Ben İstanbul'dan biliyorum, İstanbul'da direkt bütün bu belediye başkan adaylarıyla eşgüdüm içerisinde Büyükşehir Belediye Doğru. Başkanı çalıştı. Dolayısıyla propagandayı beraber yaptılar, sahada birebir hem sosyal medyası vesairesi. Bunun karşısında AK Parti hiç de öyle güçlü bir varlık gösteremedi teşkilat olarak. Doktrin olarak zaten artık hani ben gazetede yazıda da yazmıştım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dava ruhundan bahsediyor ama dava ruhu, 2018'de yazdıydım bunu. Evet. Kazandığı seçimde dava ruhu olmuş, tuz ruhu dedi. Yani seçimi Sayın Cumhurbaşkanı kazandı, evet. AK Parti kazanmadı. Doğru. 2023'ü de Sayın Cumhurbaşkanı kazandı. O kendi karizmasıyla kazandı. AK Parti'ne ne dava ruhu kalmış, dava ruhu olmuş, tuz ruhu dedim. Şimdi hiç olmayan dava ruhunu, o teşkilatı canlandırdılar CHP'de. O evet. Çok önemli. Başka partiler de yok. Tek başına. Ve lider. Lidere gelince her bir belediye başkanı ayrı bir liderlik özelliği gösterdi. Her bölgenin kendi hususiyetine göre iyi seçilmiş belediye başkan adayları. Tabii bütün bunlarda hep CHP mi başarılı oldu? Hayır, CHP bu şansı iyi değerlendirdi. Doğru. Peki şans neydi? Korkunç bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Buhran demeyelim bunu ama çok büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Dar gelirli kesimin yaşadığı hayat pahalılığı çok yüksek. Sanırsam o noktaya geldik şimdi, onları konuşalım. Evet. Peki şimdi bu noktadan sonra nasıl bir eğilim görüyorsunuz? Yani merkezi hükümetle yerel hükümetin rekabet içinde, güzel bir rekabet içinde çalışmaları halinde tabii bir sinerji ortaya çıkacak. Aksine bir kötü rekabet, yani kötü bir yarış ortaya çıkarsa bu defa ülke bundan çok büyük zarar görür diye düşünüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğini bastıracağını ve anayasa değişikliğinde parlamenter sisteme geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Gerçekten. Ben bak, bomba haber size. Bomba vallahi. Bunu yazalım bir kenara. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimini eğer bu halde giderse ekonomiyi, enflasyonu düşürmek için istikrar programı uygulaması lazım. Neden bundan vazgeçsin? Şu anda her şey elinde. İstikrar programı uygulaması lazım. İstikrar programı 2 sene sonunda evet. Talebi öldürerek enflasyonu düşüreceğiz, her şeyi normal hale getireceğiz. Bu net. Ama bunun bir maliyeti var. Siyasetçiye de çıkan bir maliyeti olacak. İşsizlik ve durgunluk, düşük büyüme. Bu 2 senede toparlayabilir mi? 2 senede Ekrem İmamoğlu gibi veya ne bileyim onun benzeri bir siyasetçi, cevval bir siyasetçi bu şartlarda ortaya çıkıp tozunu atabilir mi her şeyin? Bilemiyoruz. Hele bu şartlarda Cumhurbaşkanlığı yetkilerini bir CHP'liye devretmek Sayın Cumhurbaşkanı'nın isteyeceği en son iştir. Doğru. Bence makul olan şey parlamenter sistem, madem istiyordunuz gelin parlamenter sisteme geçelim. Anayasada
eski şeye dönelim, parlamenter sisteme. Cumhurbaşkanı da temsili olsun. Tamam. Anayasayı geçirdik mi? Geçirdik. Tamam. Şimdi mecliste cumhurbaşkanlığımı onaylayalım. Siz de aday gösterin. Ben aday olacağım. İlk yeni anayasada ilk birinci 7 Tabii. senelik cumhurbaşkanlığı olacak. Tarafsız cumhurbaşkanlığı. Sonra da seçim olur. Şimdi oraya götürecek kişi diye düşünüyorum. Öyle yapması gerekir. Başka türlü çünkü çıkış yok. Uygulayacağı bir istikrar programı var. O istikrar programının yaratacağı siyasi sonuçlar var. Çünkü görüyoruz ki rakamların bize verdiği şey istikrar programının beklediğimizden daha sert olması gerektiği. Doğru. Gerekirse IMF ile bir anlaşmaya da gitmek zorunda kalabilirler. Bunun 4 sene sonraki seçimde nasıl sonuçlar getireceğini bilemiyoruz. Ama eğer parlamenter sistem olsaydı bugün hala AK Parti veya CHP biri kuvvetli bir muhalefet lideri, o muhalefet partisi olacaktı, diğeri bir koalisyon hükümetinin başı olacaktı. Hatta oy oranları uygun gelirse tek başına iktidar bile birisi yakalayabilir. Ama büyük ihtimalle AK Parti bir genel seçimde yine birinci parti olur. Şu anki halinden farklı olarak. Çünkü genel seçimin şeyi farklı. Ama başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı çıkaramayabilirken burada tek başına iktidar veya büyük koalisyonun büyük ortağı olarak iktidar çıkarabilir. Onun için parlamenter sisteme dönüş yapmak isteyeceklerini düşünüyorum. Anayasa değişikliğini o şekilde yorumlarlar. Ondan sonrası ne olur bilmem. CHP'nin yerinde olsam ben böyle bir teklife hayır derim. Evet. Yani Peki. madem milletimiz Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylıyor, biz de artık Cumhurbaşkanlığı sisteminden yanayız. Erken seçim de yok, sen vazifeni yap, enflasyonu düşür, 2028'de seçime gideriz derim ben CHP'nin yerinde olsam. Ama ne yaparlar, ne ederler bilmiyorum. Şimdi CHP'lilerin, bu AK Parti'nin şartları farklı. Sorumluluk var üstünde, ekonomik buhran var, o ekonomik buhranın yaratacağı siyasi sıkıntılar var. Öbür tarafta CHP'de ise şimdi hiç beklemedikleri kadar büyük bir sonuçla karşılaştılar. Buradaki zaferin paylaşımı, kim eğer evet. bu zafer paylaşımı kavgasına girerlerse Bade Harabül Basra 2028'de Murat Kurum'u koysa Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Murat Kurum alır ben size söyleyeyim. Evet. Eğer bu birliği kaybederlerse, birliği kaybetmeyip bu zafer daha bir başlangıç, daha iyisini alacağız diye çalışırlarsa, o beraberliği bozmazlarsa o zaman CHP'nin önü açık. Tabii. Öyle gözüküyor. Ama peki bu enflasyon nasıl düşecek? Enflasyon yüksek mi? Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın perakende ve toptan fiyat endeksi açıklandı. Aylık bazda 3.92 perakende endekste. Toptan eşyada ise 3.72. Yine yıllık bazda perakende endeks 3.78'in üzerine çıkmış durumda. Ayın 3'ünde de biliyorsunuz TÜİK'in enflasyonu açıklanacak. Dolayısıyla orada da bir yükselme eğilimi görüyoruz herhalde. Evet. Şimdi Ali Bey, genelde ben asistanken birkaç tane makale yazmıştım. İşte bu mesela o zaman İTO'nun endeksini de kullanıyorduk. Çünkü İTO'nun endeksiyle, TEFE endeksiyle evet. şeyin... çok büyük bir fark yoktu. Paralel gidiyordu. Son zamanlarda biraz bir farklılaştı bu. Yani genelde İTO'da çıkan rakam, İTO'nun endeksinde çıkan rakam 3 aşağı 5 yukarı TÜİK endeksinde de Doğru. çıkar. Eğer 3.9 aylık, şimdi biz programı uygularken Cevdet Akçay'ın, Sayın Cevdet Akçay'ın anlattığına göre, kendi sözlerine göre aylık enflasyonları temel kritik değer olarak alıyoruz, onlara bakıyoruz dedi. Hakikaten de aylık enflasyon benim gördüğüm 3-3,5 arası Nisan, Mart ayında bekliyorlar. Şimdi evet. Mart enflasyonu 3,5'un üstünde çıkar, 3.9 çıkarsa, mesela burada olduğu gibi İTO'nun enflasyonu, o zaman ekstra bir sıkılaştırma düşünmeleri gerekebilir. Evet. Eğer programı samimi bir şekilde uyguluyorlarsa, o zaman 250 bas puanlık bir faiz artışı gerekebilir. 52,5'a çıkarırlar. O da şeyleri faiz bandında 3 puan da oradan 55,5'a 56'ya çıkarır. Faiz bandının üst dilimini, günlük borç verme faizini. Dolayısıyla bunun yapılması lazım. Eğer 3 ile 3,5 arası çıkarsa, işte çarşamba günü açıklanacak,
3 ile 3,5 arası çıkar. Nisan ayında da, yani Nisan enflasyonu, o da Mayıs'ta açıklanacak. O da 2,5-3 arası çıkarsa her şey yolunda gidiyor demektir. Sonra da 2,4'ün altında tutmaya çalışacaklar aylık enflasyonu. Ama bunun üstünde tutarsa o zaman faizi yükseltmesi gerekir. Yani hani kritik değer o. 250 bas puan yeterli olur mu hocam sizce? Yani artık ona şeye bakmak lazım. Şimdi 250 de olur, 500 de olur ama evet. Hani en azından bir 250 bas puan bir arttırımda bulunurlar. Eğer Nisan'da da şey olursa bir kere daha arttırırsın. Tabii. Problem yok. 500 bas puan arttırırsa çok mu şey olur, maliyeti yüksek olur? Onu hesaplamak lazım. Evet. Şimdi tabii burada şey var, bu enflasyonu düşürmemiz gerekiyor çünkü açlık sınırı açıklanmış. Evet, ona bakalım tabii. Evet. 16.900 lira şu anda, asgari ücrette 17.000 lira. Muhtemelen gelecek ay çok çok üzerine çıkacak diye gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir defaya mahsus yapıyoruz dedi asgari ücret belirlemesini. Ben yıl ortasına kalmadan bir düzenleme daha gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon kontrol edilemiyor henüz. Ayrıca bu arada politika faizinde de yeterli artışlar yapılamadığı için bir ara verildi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde enflasyonun kontrol edilmesiyle ilgili sürece paralel olarak asgari ücrette mutlak surette bir yeni düzenleme, güncelleme olması gerekiyor. Yoksulluk sınırımızda 54.000 evet. Civarında. 54.000'i geçti. Şimdi açlık sınırı 16.792. Biz burada neydi kriterimiz? Normalde asgari ücretin açlık sınırının üstünde, fakirlik sınırının, yoksulluk sınırının biraz altında olması lazım. Bu hesapla baktığımızda 40.000 civarında bir asgari ücret gerekir şu anda. Tabii. Yoksulluk sınırına yakın ama onun altında. Tabii. Niye veremiyoruz? Bir problem o. İki, bizim işçilerimizin çoğu asgari ücretle çalışıyor çalışanların ve ortalama ücret asgari ücrete yaklaştı. Tabii. 20.000 civarında ortalama ücret, yani 17.000 asgari ücret, 20.000 civarında ortalama ücret. Tabii. Yani bu da bütün çalışanlarımızı açlık sınırına yakın bir mahkum şekilde eden çalıştırmak zorunda kalıyoruz demektir. Şimdi niye böyle? Bu büyük problem. Tabii buradaki yapısal problemler var. Sadece hayat pahalılığı, enflasyon değil. Bir kere bizim Türk toplumu, niye bizim işverenimiz, yani 17 binin üstünde mesela 30 bin lira verseler asgari ücret, işveren ne yapar? Türkiye'de çalışan, işleyen firmaların %90'ı mikro ölçekli esnaf. Doğru. Ve bunlar 30 bin lira, 35 bin lira ücret verecek olurlarsa batarlar. Toplamak, ya da tabii fiyatlarını arttıracaklar. O bildiğimiz ücret fiyat sarmalına gidecek. Doğru, tabii. Fiyatlarını arttıramazlarsa da batarlar. Neden böyle? Bir kere iş gücümüz çok verimsiz. İş gücünün verimsiz olmasının temel sebebi ne? Doğru düzgün teknolojik yenilenme, makine yenilenmesi, makine parkının yenilenmesi yapılmadı. 2020'lerin başında bunun yapılması lazımdı. Her 20 senede bir bu şeyin altyapının fiziki, her 10 senede bir fiziki sermayenin, her 20 senede bir temel altyapının ve teknoloji altyapısının yenilenmesi gerekir. Demode olan şeylerin tasfiye edilmesi gerekir. Bunun için özel yatırımlar lazım. Bu yatırımları yapamıyoruz. Tabii. Çünkü imkan yok. Tam da borç ödeme dönemine girdi, kriz dönemine girdi. Türkiye ekonomisi kendini, ekonomiyi yenileyecek yatırımları yapamıyor. Dolayısıyla verimlilik düşüyor. Üstüne üstlük 13 milyon sığınmacı var. Bunların içerisinde 5 milyonunu çıkartalım. Bunlar Suriyeliler, savaştan kaçmış özel uluslararası hukuk sebebiyle buradalar. Ama geri kalan 8 milyon ne ödüğü belirsiz kaçak var. Ya. Bu kaçakların yarattığı iş gücü piyasasında yarattığı düşük ücrettir. Emlak piyasasında yarattığı yüksek kiradır. Fiyattır. Bu yaşam standartımızı daha da düşürüyor. Bunlar, bunların sebebiyle bir de tabii ki kamuda oluşan korkunç bir israf var. Çok savurganlık var tabii. İsraf var. Yani ben mesela Ahmet, hep burada dedim, Sayın Cumhurbaşkanımız bir önderlik yapsın, liderlik yapsın dedim tasarruf için. O önderlik yaparsa diğerleri de şey yapar. Bekliyoruz böyle bir kamuda tasarruf
hareketi önemli olur. En azından gereksiz harcamaların kısılması, mesela Kanal İstanbul gibi harcamalar gereksiz demiyorum ama uzun vadede daha sonra da yapılabilir. Şimdi şimdi bunları konuşmamak lazım. Yani acil yapılabilirliği bile tartışmalı bence. Bence de evet. Ama yani hani bir böyle bir hedefleri varsa 11 sene beklediniz kardeşim, bir 11 sene daha bekleyin ne olacak yani? Doğru. Elinizi tutan mı var? 11 sene daha beklersin ne olacak? Acil bir şey değil çünkü. Neymiş, İstanbul'un yanına bir boğaz daha açacakmış boğazın yanına. Yani onu şimdi de yapsan olur, 20 sene, 30 sene sonra da yapsan olur. İstersen hiç yapma ama acil değil. Bu tür şeyleri bir kere kısmak lazım. Bu şeyler, zırhlı arabalar vesaire kullanılıyor çok şeyde, kamu şeylerinde. Evet. Bir kere bu yabancı makam arabalarını kaldırmak lazım. Madem yerli milli arabamız var, bütün şeyler yerli milli, tok olsun. Evet, tabii. Şey var, Oyak Renault olabilir yine, değil mi? Bizim şeylerimiz var, Tofaş olabilir makam arabaları. Tofaş, Egea'dan çok güzel makam arabası olur. Niye Egea almıyorsun? Doğru. Yani beylerimiz çok mu şeyler? Bunlar herhalde saltanat rejimi değil. Türkiye bir cumhuriyet yani, aristokrasi değil bunlar. Evet. Dolayısıyla bu tür savurganlıkların ortadan kaldırılması lazım. Birçok firmaya vergi affı geliyor. Bu vergilerin niye affedildiği bilinmiyor. Yani öte yandan... Evet, böyle yani bakıyorsunuz dönemsel filanca firmanın borçları silindi. Tabii. Bütün bu vergi afflarının tekrar geriye rücu edilebilir mi bilmiyorum hukuki Yok, olarak. Yok, onu geçtik. Bir kere böyle vergi afflarının kaldırılması lazım. Herkesten adam gibi vergi alacaksınız. Kurumlar vergisini müterakki hale getirip başlangıcında 30'a çekmeniz lazım. 25 de olmaz. 33 de başladı çünkü Tayyip Bey ilk iktidara geldiğinde. Doğru. Kemal abi vardı, Kemal Ünak'tan. 25'e 20'ye düşürdü. Sonra 25'e çıkardılar deprem zamanı. Şimdi tekrar 30'a çıkarsınlar, bunu da müterakki yapsınlar. Vergi dilimi arttıkça kar, vergi oranı da artması lazım kar dilimi arttıkça. Tabii. Ve servet vergisi. Bütün bunları getireceğiz. Savurganlığı engelleyeceğiz vesaire. Bunu da sıkı para politikasıyla yapacağız. Bunu bir de büyük bir, sizin dediğiniz gibi belediyelerle, kamunun bütün kesimleriyle barış içerisinde yapmamız lazım ki 2 sene içerisinde %10'un altına enflasyonu indirebilelim. Bunu yapamazsak dediğim Başladığımız yere döneriz. ANAP örneği var önümüzde. Doğru. Papatya devri vardı burada değil mi? Lale devri, papatya devri. Ne oldu? Hepsi hayallerde bile kalmadı artık. Aynen. Dolayısıyla herkes bundan ders çıkarmalı. Bütün siyasiler ders çıkarmalı. CHP'liler de kendilerini ne oldum delisi olmamalılar. Daha çok çalışmalılar. AK Parti de hatalarını düzeltmeli. Peki. Hükümet de hatalarını düzeltmeli. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz'le konuştuk. Böylece son seansın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.